İlk sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdaki ifadelerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır diye sormuş. Şimdi mutlak değer içerisindeki eksi 4 dışarıya artı 4 diye çıkacaktır arkadaşlar. Sonra buraya baktım. Şimdi şu eksi işlemin eksisi, tamam mı? Burası normalde mutlak değer içerisinde eksi 2'nin karesi kaç yaptı? 4 olur. Eksi 4 ya dışarıya 4 diye çıktığını gördük. Artı 4 diye. Daha sonra buraya baktım. Bu sayı eksi 2 mutlak değer dışına 2 diye çıkar. Bir de bunun karesini almış. 2'nin karesinden kaç geldi? Artı 4. Daha sonra şuraya baktım. 4 zaten dışarıya ne diye çıkacak? 4. Önünde eksi var ama işlemin eksisi var. Eksi 4 oldu. Bu diğerlerinden farklı. Şimdi şuna bakalım. Kök içerisinde 16 ne yapacaktır? 4. Başında eksi var. Eksi 4. Mutlak değer dışına nasıl çıktı? 4 diye çıktı. Demek ki burada hangisi farklıymış arkadaşlar? Denizli şıkkı diğerlerinden farklıymış dedik. Devam ettik. İşleminin sonucu kaçtır demiş. Konu anlatımında bunu göstermiştim size. Hangisinin büyük küçük olduğunu yorumlamak için. Bunda zaten çok net görünüyor. Birisi kök 3, birisi kök 2. Ama biri köklü, biri değilse karelerini alıp bakın, tamam mı? Şimdi mantıklı olarak kök 3, kök 2'den daha büyüktür. Büyük bir sayıdan küçük bir sayı çıkarsa sonuç pozitif olur. Ama küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkarsa sonuç negatif olur. Bu şu demek. Burasını artı, yani kendisi gibi dışarıya çıkar. Kök 3 eksi kök 2 diye. Ama burasını eksiyle çarparak çıkar demek. Yani eksi kök 2 artı kök 3 diye. Fakat şu hani önünde işlemin eksisi var ya, bu eksiyi eğer içeriye dağıtırsanız burası yine ne olacaktır? Artı kök 2 ve şuradaki eksiyi içeriye dağıtırsan eksi kök 3 olacaktır. Şuradaki eksi kök 3 ile burada artı kök 3 gitti. Buradaki eksi kök 2 ile buradaki artı kök 2 gitti. Cevabımız ne oldu? 0. Yani Ceyhan. Daha sonra 3. soruda mutlak değer x eksi 1 eşittir 3 ise x'in alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır diye sormuş. Hemen yapalım. Bu ifadeyi yaparken neymiş? X'in 1'e olan uzaklığı 3 birimse ben x eksi 1'i 3'e de eşitleyebilirim. X eksi 1'i eksi 3'e de eşitleyebilirim. X buradan kaç gelir? 4. X buradan kaç gelir? Eksi 2. Neyi soruyor? Bu ikisinin toplamını soruyor. 4 ile eksi 2'nin toplamından ne gelecektir? 2. O yüzden cevabımız ne oldu arkadaşlar? Edirne oldu. 4. soruyla devam ettik. Olduğuna göre x'in alabileceği farklı değerlerin çarpımı. Şimdi konu anlatımında ben size şu ifadenin, yani mutlak değer içerisinde eksi x'in aslında eksi 1 çarpı x olduğunu söylemiştim. Ki bunu da mutlak değer içerisinde eksi 1 çarpı mutlak değer içerisinde x yazarız ki bu dışarıya 1 diye çıkar. O yüzden elimizde ne kalır? Sadece x kalır demiştim. O yüzden eksi x gördüğünüz zaman mutlak değer içerisinde ona direkt mutlak değer x diye yazın demiştim. Sonra bu ikisinin toplamına bakarsan 2 tane mutlak değer x geldi. 6'ya eşit. O zaman mutlak değer x dediğimiz şey ne olacaktır? 3. Yani x'in 0 olan uzaklığı 3 birimse x dediğimiz sayı 3 de olabilir. X dediğimiz sayı eksi 3 de olabilir. Bunların bize çarpımını sormuş. 3 ile eksi 3'ü çarparsam ne yapacaktır? Eksi 9. O yüzden cevabımız Adana oldu. 5. soruda aynı doğrultuda bulunan iplerin sol uçları aynı hizadadır diyor. Şunlardan bahsediyor. Yeşil, turuncu, mor renkli iplerin uzunlukları sırasıyla YTM'dir. Şu yeşil, şu turuncu, şu da mor. Ki görüyoruz ki yeşil turuncudan daha küçük, turuncu da mordan daha küçük. Bu durumda ben eğer bunları sıralamak istiyorsam, yeşil, turuncu, mor olduysa yeşilden turuncu çıkarsa, bak küçükten büyüğü çıkarıyor. Burasının sonucu ne gelecektir? Eksi. Sonra mordan turuncuyu çıkarıyor. Bak mor turuncudan daha büyük. Büyük bir şeyden küçük bir şey çıkarsa sonuç ne gelir? Pozitif. O zaman bunu eksi ile çarparak yazdım. Eksi y artı t oldu. Bunu kendisi gibi çıkardım. Artı m eksi t oldu. Buradan t'ler eğer birbirlerini götürürse cevap m eksi y geldi. O yüzden cevabımız Bursa. 6. soruda Serhat ile Ferhat arasında aşağıdaki konuşma geçmiştir. Serhat demiş ki kumbaranda ne kadar birikti? Ferhat 40 ila 70 lira arasında para birikti diyor. Ferhat'ın kumbarasında x lira olduğu bilindiğine göre bize neyi soruyor? Hangisi doğrudur? Şimdi o zaman benim yapmam gereken şey şu. Şunların çözümüne baktığım zaman, bu şıkları incelediğim zaman cevabın ne gelmesi gerekiyor? 40 ile 70 arasında gelmesi gerekiyor. Adana şıkkına baktım. Şimdi eşitsizliği çözerken burada 15 varsa nasıl yazıyordum ben bunu? Başına o sayının eksilisini yazdım. Küçüktür dedim. X eksi 55 dedim. Küçüktür 15 dedim. Buradaki eksi 55 diğer taraflara nasıl gidecektir arkadaşlar? Artı 55 diye. Şuraya.
ve buraya. O zaman ben eksi 15'in üstüne artı 55 ekleyeceğim. Küçüktür x diyeceğim. Küçüktür 15'in üzerine de 55 ekleyeceğim. Peki şurası kaç yapacaktır? 40. Küçüktür x, küçüktür. Bu ikisini topladım kaç yaptı? 70. Bizim aradığımız bu muydu? Bak 40 ile 70 lira arasında parası olsun istiyordu. Evet, o zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? Adana olacak. Diyerek devam ettim 7. sorumla. Şimdi bize iki mutlak değerin toplamını vermiş ve ne olduğunu söylemiş? Sıfır olduğunu söylemiş. Şimdi mesela sen, örnek veriyorum. Eksi 2 ile artı 2'yi toplarsın, sıfır yapar. Eksi 100 ile artı 100'ü toplarsın, ne yapar? Sıfır yapar. Ama şu ikisine baktığın zaman mutlak değerlerin herhangi birinin eksi çıkma ihtimali olmadığı için bunu sağlayacak tek bir durum vardır. Sıfırla sıfırın toplamıdır. O yüzden ben diyeceğim ki x eksi 2 sıfır olabilir ki bu durumda x eşittir 2'dir. Ayrıca y artı 1 eşittir sıfır olabilir ki bu durumda y eşittir eksi 1'dir. Bizden istediği şey ne? X ile y'nin oranı, yani 2'nin eksi 1'e oranını soruyor. Bu da ne yapacaktır? Eksi 2 yapacaktır. Cevabımız da Adana olacaktır arkadaşlar. 8. sorumuza baktık. Şimdi 8. soruda x eksi 3 ifadesi bak nasıl çıkmış? Tam tersi değil mi? 3 eksi x diye eksiyle çarpılmış. Demek ki o zaman ben şunu söyleyebilirim. X eksi 3 ifadesi küçük ya da eşittir 0 diyebilirim. Doğru mu? Negatifmiş ki içerisi eksiymiş ki öyle çıkmış çünkü. Hocam 0 nasıl olacak? Hemen göstereyim. X küçük eşittir diyeceğim 3. Şimdi cevabı indireyim. O eşit sıfırın nasıl olduğunu göstereceğim ben size. 3'ten küçük değerler olması gerekiyor. Ne olabilir? İşte 3'e dahil olabilir. 3'ten küçük eksi 1 olur, eksi 2 olur ya da eksi 5 olur ama ne olamaz? 4 olamaz. Şimdi eşit olma durumu da şöyle. 3'e eşit dedim ya, buraya gel. 3 eksi 3 de. Buraya ne diyeceksin? 3 eksi 3. Sence de bu ikisi birbirlerine eşit olmayacak mı? Olacak. O yüzden bunu ne yapıyorum? Dahillikte alıyorum. Anlaştık mı? Cevabımızı Edirne dedik. Devam ettik 9. sorumuzla. 2 üzeri x eşittir 5 olduğuna göre şunun değerini sormuş bize. Bir kere 2'nin birinci kuvveti ne yapıyor? 2. 2'nin ikinci kuvveti ne yapıyor? 4. 2'nin üçüncü kuvveti ne yapıyor? 8. Şimdi dikkat et. 2 üzeri x 5 ise benim x dediğim değer muhakkak ki 4 ile 8 arasında, yani bak buraya 5 olması için 4 ile 8 arasında bir değer alıyor ya, ne olması gerekiyor? 2'nin ikinci kuvvetiyle 3'üncü kuvvetinin arasında olması gerekiyor. O halde ben burayı incelersem hemen kontrol etmek için şuradan bir sayı düşün işte, mesela 2,5, tamam mı? Artı maksimum çıkacak diye düşüneceğim. Şimdi 2'den büyük bir değer, mesela 2,5 için burasının sonucu ne gelir? Pozitif gelir değil mi? 2,5'tan 2 çıksa 0,5 kalır ki o pozitif bir sayıdır. Sonra 3'ten x'i çıkaracağım. İşte 3'ten küçük bir değer çıkarıyorum. Mesela neyi? 2,5'u. Ne olur? Pozitif olur. Her ikisini de pozitif çıkarırsam birisi x eksi 2 oldu artı. Diğeri de x 3 eksi x oldu. Buradaki artı x ile eksi x gitti. Eksi 2 artı 3'ten de cevap ne geldi? 1 geldi. Yani cevabımız Edirne oldu arkadaşlar. 10. sorumuzla devam ettik. Bu ifadenin, bu mutlak değer ifadesinin en küçük değeri için şunun eşitini sormuş bize. Bir kere bir mutlak değer ifadesinin en küçük değeri ne olacaktı? Zaten 0. O yüzden a eşittir 3b diyebilirim değil mi? Direkt nereden dedim onu? A eksi 3b eşittir 0 dedim. Buradan a eşittir 3b çıktı. Gel burada yerine yaz. Ne olacak orası? A'nın yerine 3b yazarsam 3b artı b bölü a'nın yerine 3b yazıyordum. Yukarısı 4b oldu. Aşağısı 3b oldu. B'ler gitti. Cevap 4 bölü 3 oldu. Yani Ceyhan oldu. Daha sonra 11. sorumuzda şekildeki karelere yazılan sayılar soldan sağa doğru mutlak değerce büyük olan tam sayılardan oluşmaktadır. Mutlak değerce büyük olacakmış. Buna göre A çarpı B'nin en küçük değerini sormuş bize. Bir kere öyle bir şey varsa, şimdi şuraya baktığımda en küçük değerini alacaksam ben aslında 7 yazarım ama nasıl 7 yazarım? Eksi 7 yazarım. Ondan sonra çünkü mutlak değerce 4, mutlak değerce eksi 7'den nedir? Daha küçüktür. Sonra buraya geldim. Sayının ben böyle daha küçük olmasını istiyorsam eksileri de düşünerek söylüyorum bunu. Şuraya eksi 10 derim ki normal şartlarda bak mutlak değer içerisinde 8 mutlak değer içerisinde eksi 10'dan küçüktür. Ve ben bu ikisini çarptığım zaman birisini artı alalım biz bunun. Sonuç negatif çıksın. Şunu artı alalım mesela, fark etmez. Şunu
Artı alalım ki sonucumuz en küçük çıksın. A dediğim sayıya ne demiş oldum? 7. B dediğim sayıya ne demiş oldum? Eksi 10 çarp bu ikisini kaç yaptı? Eksi 70 yaptı. Neden burasını artı yaptım? Çünkü bu da eksi, bu da eksi olsaydı çarpımları 70 olurdu. Büyük bir sayı olurdu, tamam mı? Biz en küçüğünü istediği için birinin negatif birinin pozitif olması daha iyi oldu. Hangisinin negatif ya da pozitif olacağı önemli değil arkadaşlar. 12. sorumuzda bir binanın asansör düğmeleri şekildeki gibi olup asansör basılan düğme sırasına göre hareket etmektedir. Zemin katta bulunan asansöre binen çocuk sırasıyla 3, eksi 1, 5 ve 2 düğmelerine basmıştır. Kaç kat hareket eder diye soruyor. Şimdi çocuk nerede bir kere? Zemin katta bulunuyor, tamam mı? Önce 3'e bastığında ne olacak? 3 birim ilerleyecek, doğru mudur? Sonra 3'ten eksi 1'e giderken ne yapacak? 4 birim ilerleyecek. Eksi 1'den 5'e gidene kadar 6 birim ilerleyecek. Sonra 5'ten eksi 2'ye gidene kadar 7 birim ilerleyecek. Ve sonra eksi 2'den 7'ye gidene kadar da 9 birim ilerleyecek. Doğru mu? Ben bunların hepsini toplarsam kaç yapacak? Toplayalım. 16, 22, 26, 29 yaptı. Aynen. O yüzden cevabımız ne olacak arkadaşlar? Denizli. Burada şey anladınız değil mi? Mesela şurası zeminde ya. Zeminden buraya gidene kadar 3 kat gitti. Sonra buradan buraya gidene kadar şey dedim. 3'ten eksi 1'e giderken kaç kat gitti? İşte 4 kat gitti. O yüzden geldim buraya 4 yazdım. Sonra işte birden eksi 1'den 5'e gidene kadar eksi 1 eksi 5 dedim. Burası ne yaptı? Eksi 6 yaptı. Ama bu bir hani ilerleme kaydettiği için mutlak derecesine bakıyorum. Hepsine mutlak derecesine bakıyorum. 6 kat ilerledi dedim. Öyle yazdım onları, tamam mı? Cevabımız ne oldu? Denizli oldu ve testimiz bitti arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.